AKY Teknoloji Haber Bülteninden herkese merhaba. Bültenimizi bu hafta Amerikalı yazar Mark Twain'in İnsan Kendinde Olmayanı Arar kitabından bir alıntıyla açıyoruz. Mark Twain şöyle diyor: "Hiç kimse izlemiyormuş gibi dans et, hiç incinmemiş gibi sev, hiç kimse dinlemiyormuş gibi şarkı söyle, dünya cennetmiş gibi yaşa." Dünyanın güzelliklerinden öteki beni kınar mı, incitir mi kaygısına kapılmadan tatmak, mutlu kalmak için bir yol olarak işaret ediliyor. Siz ne dersiniz? Şimdi bizden haberler başlıyoruz. AKY Teknoloji montaj ekipleri kardeş ülke Azerbaycan'da. Saatte ortalama 5 ton kapasiteli tohum eleme tesisinde öncelikli olarak buğday ve arpa temizlenecek. Üretim parkurunda 3 tekneli ön temizleme makinesi, triyor, ilaçlama makinesi ve çuvallama makinesi bulunan bu tesis Azerbaycan'a hayırlı olsun. İspanya'da AKY Teknoloji markalı bir tohum işleme tesisi daha yükseliyor. Excel serisi kapalı eleme makinesi, triyor, hafif tane ayırma makinesi, ilaçlama makinesi ve çuvallama makinesinden oluşan bu tesis İspanya'ya hayırlı olsun. 24-25 Eylül tarihlerinde Kahramanmaraş'ın Çağlayan Cerit ilçesinde ceviz festivali düzenlendi ve yöre çiftçisinin ürünlerini temizleyecek büyük ölçekli bir ceviz işleme tesisinin açılışı yapıldı. AKY Teknoloji'nin kurduğu bu tesisin açılışını ise Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank yaptı. AKY Teknoloji İcra Kurulu Başkanı Gökmen Akgürek, Bakan Varank ve beraberindeki EYT tesisin işleyişi hususunda yerinde açıklamalarda bulundu ve Sayın Bakan'ın sorularını yanıtladı. Sizlerden daha önce çok teşekkür ederim. Tarım Kredi Kooperatifi TK Marketleri, kuru bakliyat işleme fabrikasında taşınma ve kapasite artırımına gitti. Son günlerde Türkiye gündeminde yerini alan TK marketlerinin paketleyerek son tüketiciyle buluşturduğu bakliyat çeşitlerini AKY markalı tesisler eleyecek. TK marketleri için ürün işleyecek olan Ankara'daki toz şeker ve kuru bakliyat fabrikasının üretim hatlarındaki neredeyse tüm makineler AKY teknoloji markalı makinelerden oluşuyor. Ürün denemeleri yapılan tesis Türkiye'ye hayırlı olsun. Bu haftalık bu kadar. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.